Selam aleyküm arkadaşlar, ben Halil Badır, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün 24 Mayıs 2024 Cuma günü kuru hayvan pazarındayız. Bakalım bugün kuru hayvan pazarındaki durumlar nedir? Koyun, kuzu, düve, dana, inek fiyatları nedir? Hep beraber şöyle bir göz atalım. Haydi videomuza dönelim arkadaşlar. Burada bir grup kuzumuz var. Vay. Şurada da bir grup koyunumuz var. Selamun aleyküm. Günaydın, hayırlı işler. Senin mi kuzular? Evet. Bunlara ne istiyorsun? Yetişer bir şey. Yetişer bir şey. Yetişer bir şey. Yetişer bir şey. Bunlar dişi erkek karşılık mı? Karşılık. Gelir 1500 TL para isteniyor. Burada koyunlarımız arkadaşlar, koyunlar da güzel, koyunlar fena değil, etliler, 22-23 kilo etleri var, belki daha fazladır. Sahibi bir gelsin bakalım bunların fiyatı nedir. Bunlara yedip istiyorlar, bunlar küçük ya. Tabi bu onun istedi, pazarlık payı var. Bu koyunların fiyatını bir alalım. Bunları ben merak ettim. Merhaba abi. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hocam bu düveler kurbana olur mu? Yok, bunlar kurbana düşmez. Öyle mi? Evet. Bunlar damızdır. Fiyatı ne bunların? Bunlar 65 TL veriyor. 65 TL diyor. Damızlık için diyor 65 TL. Sol taraftaki böyle pazarlık payı vardır arkadaşlar. Arkadaşlar bunların fiyatı ne olduğunu bilmiyorum ama bunlar satılmış. 9750 TL'ye satılmış bunlar. 9750'ye satılmış. Artık kim almış, o da satar mı satmaz mı, o kaça satar bilmiyoruz. Keşke sahibini de bulsak. Satanı bulduk, alanı daha bulamadık. Bakalım alan üstüne ne koy, ne istedi. Sahibi şurada olması lazım, bakalım. Arkadaşlar 11.000 istiyorlar. 11.000 lira koyun başı 1250. İyi para var. Burada 15-16 koyun var. Durduğu yerde yaklaşık 20 bin lira kar. Bu pazar sistemleri çok farklı bir sistem arkadaşlar. Sistemleri çok güzel işliyor. Yani şimdi diyelim koyunlar bu tarafa, buradan satın aldılar. Bunlar burada bekler. 1 saat, 2 saat pazar bitimine kadar. Bir bakarsın bir karıcı olmuş. 3 aşağı 5 yukarı bir karla durduğu yerde satıyorlar. Daha parasını bile ödememiş. Şimdi birbirlerini tanıyorlar ya. Pazar sonunda para ödemeyi yapalım. Güzel bir sistem. Parası olan ve bu işi anlayan birileri bu işten güzel para kazanabilir. Yeter ki paran olsun, bir de işten anlayacaksın. Aldın malı bileceksin. Sıkıntı yok. Bakalım Hasan ne alıyor? Allah Allah. Adem bu. Bu 100 bine gelişiyor. Müslüman insan ne 100 bine? Sen
82 bin tane. Aldım şu bana ya. 82 bin tane. Bir tane bunu vallahi 90 bin liraya kadar canım çıktı orada. 90 bin lira bana kalıyor ya. 120 bin lira. Size durmam ben. 25 lira. 30 lira. Hayırlı olsun diye. 25 lira. Hayırlı olsun diye. Ceza onlar da çaylar da söyleyeceğiz. Yok çay bir söyler. Çay kolay. Çay da sıkıntı. Çay bir söyler. Söyler. Şu adamları ben kurtarmam vallahi. Abi olsa vallahi zarar yok. Ama 100 bine girişi oynayam. Akşam getirdim vallahi. Tamam. Vallahi kuru para ya. Kardeş 25 lira ananas ben o zaman. Aranızda bir şey yok almadı. Kaç lira? Abi benim için çekelim. Olmaz. Olmaz. Neyiz? Ne demişiz? Abi, vallahi 100 lira dedim ben. 110 lira dediler. Bu adamlar dedi, adam 120 lira alana da bana kardeş üstü dedi. Hangi yine kaçsa? Abi, öyle bir şey yok. Şu iki tane, bir tane de şu üçüncü tane, şu inek yürüyor. 120 lira da üstü. O bizi kırmadı bu anlar. Biz de 30 lira. 25 yapalım o zaman. Bu ineğe 120 diyorlar. 120 için pazarlık yapıyorlar. Tabi 2-3 tane hayvan tarif etti de bunlar fiyatları farklı olur. İyi yayınlar abi. Selamünaleyküm. Teşekkür ederim. Üçü de erkek mi bunlar? Üçü de erkek abi. Bunlara ne istiyorsun? 230 istiyoruz abi. Ha 230. 230 ben ya. 130 anladım. Sen de dedim o kadar niye değil. He dedim 130 da ben alıp götüreyim dedim. Senin canın sağ olsun abi. He rica ederim. Senin canın sağ olsun. Üçü de kurbanı olur mu? Yok yok kurban olmaz. Kurbanı olmuyor. Bunlar birer yaşlı da. 230. Üçü üst üste. Telefon numara vereceğim mi? Belki arayıp da almak isteyen olur. Eyvallah inşallah. Nasipte varsa olur inşallah. Ha, telefon numaranı söyle. Valla 230 istiyor şu anda bakalım. Müşterinin durumuna göre. Pek piyasa da yok yani. Sen telefon numaranı söyle. Ha telefon numaranı. 539-773-84-09. Teşekkürler. Bir şey değil abi. En azından almak isteyen olursa o numaradan sana uğraşsınlar. İnşallah abi. Bu buzağlar kimin? Bunlar şu arkadaşım ya. Onların anneleri var mı yoksa böyle mi satıracak? Var var anneleri de var karşıda. Ha anneyle birlikte mi satıracak? Anneyle satıracak. Teşekkür ederim. Şey hayırlı olsun. Ben teşekkür ettim abi. Arkadaşlar dün çok şiddetli bir yağmur vardı. Her yerde vardı. Bazı yerlerde felakete neden olmuş. Afete neden olmuş. Acı kuyu köyümüz, mahallemiz zannedersem darbe almış doludan seslerden. Oradan onlara da geçmiş olsun diyoruz. Yağmurdan doludan dolayı sabah saat 6 olmuş zaten ama pazara gelen çok kimse yok. Boyun kova taraları her zaman olduğu gibi boş. İki grup arabalık bir koyun var. Şurada iki tane var. Öbür tarafta bir tane var. Büyükbaş yani gerçekten çok az. Böyle bir pazar kuru pazarını daha böyle görmemişiz. Herhalde bu hafta burası fazla kalabalık olmayacak. Zannedersem ulaşımdan dolayı işte. Burada üç tane düvemiz var. Bunların maşallahı varmış. Bu düveler gerçekten güzel. Fiyatlarını öğrenmek isterim. Bakalım bir bunların fiyatı nedir? Soracağız. Bunlara akbaş diyorlar. Bunlara bu kahverengi olana ne diyorlar? Bir ismi var ama fiyatını öğrendik geldik arkadaşlar. Bunların teki 85 bin TL. Bunların teki fiyatı 85 bin TL. Tabi bu sahibinin istediği fiyat, bunun bir de pazarlık payı oluyor. Atıyorum bir 5 bin lira 7 bin lira daha düşürürsen 77-78'e
galiba anlaşılır. Ama düveler güzel. Uzun vadeli ben bunları besiye koyarım. Başını beklerim. Fark etmez diyorsanız zamanım var, yavaş yavaş büyütürüm, yavaş yavaş işte bakarım bunlara diyorsan kar böyle buzalarda var arkadaşlar. Bunların fiyatı nedir bilmiyorum ama bana sorarsanız bunların fiyatları 25-27'ye tekini alırsın. 25-27'ye alırsın. Bunların ikisini 50 bin liraya alırsan bunlar 3 ay sonra 80 bin lira. 5 ay sonra tekki 60-70 bin lira. Tekki. Ama zamanlı olacak. Bakacağım. Yerin olacak. Yemin olacak. Adamın olacak. Ben öyle yapıyorum. Ben neredekiler böyleydi aldım. Uyular da var bende. Hatta uyurdu bak. Bunlar uyu da der. Yani mantar vardı. Yani bunlar da mantar var. O zaman kazanıyorsun. Tekrar videomuza dönelim. Şurada bir pazarlık var, bir kalabalık var. Gidelim bakalım. ₺80.000'ye satın almışlar. İşte oradan getirip buraya koyuyorlar. Şimdi başka bir de gelir. Belki bunun fiyatını 90 der, 85 der, 80 der, 84 der. Durur. Üzerine ne gelirse şuradan şuraya karın üstüne koyup satar. 70 lira. 104 lira, 70 lira. 40 lira. 40 lira. Fakat bakalım ya. 104 lira, 70 lira, 40 lira. ₺104.000. 70.000 TL. 40.000 TL. Ha, bu zayıfmış, karası var. Bu da 40.000 TL'ymiş. Hasan ve kardeşi Bekir, bunlar kasap Aksaray'da arkadaşlar. Eski videolarımızda da görmüşsünüzdür. Telefonları var orada. Bunlar bacak kırık, kör, işte ne bileyim boynuzu kırık, burnu kopuk. Bunlar için fark etmez. Diyor, et olsun, ne olursa olsun. Yeter ki diyorlar et olsun. Alırız, topar olsun, ayağı kırık olsun, kör olsun, sakat olsun. Fark etmez. Sağlıklı olsun. Ben getirip getireceğim diyorlar. Böyle malınız varsa Bekir'e ve Hasan'a ulaşabilirsiniz. Vay, vay bir grup koyunumuz daha gelmiş buraya. Şuradan bir karşıya geçelim. Şuradan fiyatlarını bir öğrenelim. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Koyunlar sizin mi? Evet bizim. Davut Karakuş. Kim? Davut Karakuş. Davut Karakuş. Nereli o? Kurulu abi. Kurulu? Aynen. Hmm. Ha Davut Karakuş mu dedin? Ben onunla röportaj yaptım. Biliyorum. Ha video çektim onu evet. Davut kardeşimiz. Davut'a selam söyle. Biraz önce. Geliyor mu o da? Geliyor. Gelecek mi? Koyunlarım başına gelecek. Bunlar fiyatlarını biliyor musunuz? Abi 14, 15, 13, uzun 10, 11. Ha yani tek de satarsın. Aynen abi. Hmm. İçine girirse, içine girer alırsa 14, 14.5. Evet. 13, 13.5. Ben bir içine bir girip de bir geziyorum. Evet arkadaşlar bunlar
Davut Karakuş kardeşimizin koyunları. Onunla iki kere bir video çekmiştik. Oğlu diyor ki amca diyor kuzular diyor en az 10 bin liradan başlar. Koyunlara kadar en etli koyuna kadar 15'te çıkar. Mesela diyor gelip içinde bir tane kuzu seçeceksin. Eğer sen seçeceksen etli olanı 12 diyor. Koyunun da bir tanesinin içinden seçersin o da 15 diyor. Ama onun dışında da ortalaması diyor 12-13 koyun. Kuzu da 10-11-12. Böyle devam ediyor. Vardır kadalık payı tabi. Demeyelim kadalık payı vardır. Güzel koyunlar. Keyifleri de güzel. Bu da gök kuzuymuş ya. Koyunlar güzel maşallah. Davut Karakuş kurulu arkadaşlar. O da çiftçi, üretici bir kardeşimiz. Koyunlara var. Çobanlık yapar. Evet. Yani her bir şeye uygun burada kurbanlık bulunuyor. Kurban bayramı da zaten yaklaştıkça bu tür hayvanları piyasada görmemiz mümkün olacak. Kuzular da güzel, kuzular da gayet güzel. Onları böyle ayırmış, kurbanlık için getirmiş. Hayırlı olsun. Ananı satana hayırlı olsun. Evet arkadaşlar, mikrofonumu taktım. Herhalde burada fazla yankı var. Yankı olduğu zaman da benim ses net size ulaşmıyor. Evet, koyun kuzuların başına toplanmaya başladılar. Burada arkadaşlar şöyle bir sistem işliyor. Şirin mal oldu mu hemen başına toplanırlar. Yani buraya getirdiğin mal şirin olacak arkadaşlar. Hemen satmak istiyorsan, hemen güzel bir çaylanda satmak istiyorsan malın şirin olacak arkadaş. Mesela bu döve gibi. Bakın. Hem etli, hem boylu, hem burada, hem sağlıklı. Şuna bir baksanıza. Bu hem damızlığa olur. Şunun güzelliğine bir bakın. Hem damızlığa olur, hem kesime olur, hem kurbana olur. Böyle koyunu Allah bilir ki bu satılmıştır. Allah bilir ki satılmıştır. Böyle hayvanlar yerinde durmaz. Hemen satılır. Mesela şu üç düve. Bakın bunlar şirin hayvanlar. Öbür taraftaki değil de bu taraftaki iki tanesi şirin hayvanlar. Bunlara bir şirin diyor. Mesela bu tosun. Bunlar şirin hayvanlar. Hemen etrafında başında toplanırlar. Mesela Hasan bunları almış işte. Bunlar Hasan'ın. Ne kadar güzel duruyorlar. Şirin hayvana niye hemen başında toplanıp almak isterler? Çünkü tüccarlar onu bu kotaradan satın alır, şu kotaraya koyar. Bu sefer de bakardım başkası gelmiş, alıcı olmuş. Onu hemen orada satarlar. Kârla satarlar. Ama şöyle de yapanlar var. Gelip para etmeyen, cılız, kötü hayvanları toplarlar. Onları da getirirler, onları zamana yayarlar. Belli bir süre bakarlar, daha sonra satarlar. Sistem böyle işliyor. Ben artık bu sistemi çözdüm. Büyük patronumuz da orada. Ben bunlara büyük patron diyorum. Bunlar buranın büyük patronları. İlk saatlerde hayvanlar azdı. Şimdi çoğalmaya başladılar. Arada geliyorlar. Dediğim gibi işte ulaşımdan dolayı, doludan, sellerden dolayı belki bazıları baharları su basmıştır. Çevreden gelememişlerdir. Veya gecikiyorlar. Ama hala gelmeye devam ediyorlar. Burada da güzel birkaç tane düvemiz var. Bunlar da kurbana olmazlar ama
ceylan gibi duruyorlar. Hepsi gayet sağlıklı. Hepsinin etleri normal. Yani götürüp kesebilirsin de. Damızlık olarak da bırakabilirsin. Selamun aleyküm. Senin düvelerini övüyorum, övüyorum. Allah razı olsun. Evet, senin mi bunlar? Evet, benim. Evet, dedim, bak dedim ne kadar güzel duruyorlar. Keyifleri de güzel, sağlıkları da yerinde. Böyle hayvan, böyle hayvanlar hemen satılır. Evet. Nasip. Hangi kanal? Halil Badıl YouTube kanalı. Halil Badıl YouTube kanalı. Ne istiyorsun bunlara? 65'er diyorum, pazarlık payı var. Tamam, 65 pazarlık payı var. Telefon bana söyle. 536 550 73 66. Tamam, teşekkür ederim. Almak isteyen varsa bu numaradan sana ulaşırlar. Ulaşabilir. Evet. Devamı da var. Güzel. Güzel. 65 pazarlık payı var. Evet. Muhtarım hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Olacaktı. Evet, olacaktı, olmadı. Başka sefer. Şükür, elhamdülillah, teşekkür ederim. Allah boynları iyi olmuş. Oo, maşallah iyiler. Aha. Peki sen bir kendini tanıt, telefon numaranı da söyle. Sen kuru da olduğun için kuruluk kardeşlerimiz senden kurbanlık alırlar. Evet, sen kurudan Davut. Ben kuludan Davut. İşte kurbanlık koyun kuzumuz var, kısır koyunumuz var, kuzumuz var, toklumuz var. İsteyen arkadaşlara her türlü yardımcı oluruz. Kaçtan kaça fiyatlar? Her bütçeye uygun var. Her bütçeye uygun var abi. 9-10 liradan başlıyor, 13-14 liraya kadar var. Evet. Evet, 9 liradan başlıyor, 13'e, 14'e kadar, 15'e kadar malına göre değişiyor. Yani 8'e kadar. Ayarlarız ya, kimseye borç çevirmeyiz ya. Evet, önemli olan herkes kurban kessin yani. Teşekkür ederim. Arkadaşa dedim 8'e de var mı diyor, ayarlarız. 1 lira da benim için almayacak sizden. Yani. Davut kardeşimizin koyunları da kuzuları da güzel arkadaşlar. Lokum gibi görünüyorlar. İnşallah en kısa zamanda satarsın. Nasip inşallah. Kulunun merkezinde arkadaşlar. Eğer verdiği numaradan ulaşırsanız her şey kolay olacaktır. Alana da satana da hayırlı olsun. Aynen. Evet. Peki adam kurbanını alıp belli etti mi, kurbana kadar sende kalır mı? Sıkıntı yok. Arife günü, bayramın birinci günü. Ne zaman isterse gelir götürür. Her türlü yerimiz var, muhafaza ederiz yani. Bakarız, besleriz. Kapora mı verecek yoksa tamam mı? Yok, kapora vermesi yeterli. Öyle mi? Tamam. Kapora vermesi yeterli. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, durum böyle. Davut kardeşimizin malını alalım. Akkara malını satıp merinos almayı düşünüyormuş. İşi biraz daha kaliteye çevirip büyütmek istiyor. Öyle mi? Evet. Tabii merinos oldu mu herhalde biraz daha kalite oluyor. Yani ben gidip dikenden almayı düşünüyorum. Evet. Evet. Öyle mi? Evet. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar, 3 aşağı 5 yukarı sizlere fiyat vermeye gayret gösterdik. Burada da 2 tane yumurcağımız var. Tabii bunlar herhalde anneleriyle birlikte satılıyorlar. Kapının önüne geldim, burası da cereyan yapıyor. Evet, bu hafta kuru canlı hayvan pazarımızdaki durum budur arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Elimden geldiğince güzel içerikler üretip sizlere aktarmaya gayret gösteriyorum. Kurban da yaklaştığı için hiç hayvan pazarlarını, her kurudaki hayvan pazarını kaçırmayı düşünmüyorum. Çünkü sizlerin de buna ihtiyacı var. Yurt dışından arayabilirsiniz. İşte bu telefonu verdiğimiz kardeşlerimizin numaralarını arayabilirsiniz. Adaklık için, ne bileyim, kurbanlık için, kurbanlığı ayıracaksanız falan filan işte, ne yapacaksanız ararsınız. Ona göre numaranızı vurursunuz kurbanınıza. Ondan sonra da günü geldi mi gider kurbanınızı alırsınız. Durum böyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım güzel ve yararlı bir video olmuştur. Benden buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.